Siz de bayramınız kutlu olsun. Biz arkadaşlarla bayramlaştık. Siz sonradan geldiniz. Çekemedim.
Daha sonra. Bir dakika.
canlandırdığı bir gün, sizler de buraya vaktinizi feda ederek, bizlere fedakarlık göstererek geldiniz. Ama bu öylesine büyük bir mutluluk ki bugünlerde insan sevgi çemberine bakarak aidiyet duygusunu hissediyor. Sevgilerini ve sevenlerini hissediyor. İşte bizim de bu sevgi çemberimizi ve ailemizi hissettiğimiz tablomuz bu. Bizim köyümüz, yurdumuz, ailemiz bu çatının altı. Ve sizi huzurevi ailemizin misafir etmekten, sakinlerim adına onur duyduğumuzu iletmek istiyorum. Ve teşekkürlerimizi büyüklerimiz adına iletmek isteyen Yalçın Bey'i konuşmaları için davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bravo. Aydınlar bravo. Çok değerli Sayın Valimiz, Sayın değerli eşleri ve Sayın Valimize refakat eden çok değerli konuklarımız. Her zaman ve her özel günlerde olduğum gibi yeni bayramlarımızın ikincisi olan Kurban Bayramı'nda da bizlere değerli zamanınızdan bir zaman ayırdınız ve bizlere konuk olmak için gayret gösterdiniz, fedakarlık yaptınız ve bu ziyaretinizden dolayı bizleri mutlu ettiniz. Bizler de bu ziyaretimizden dolayı sizlere çalışanımızdan ve buradaki sakinlerden ve yönetim kurulumuza kadar olan tüm oluşumlardan sizlere saygılar ve sevgiler gönderiyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Bizler tabii ki yaşını başına almış insanlar olarak çeşitli nedenlerden dolayı buralarda bulunuyoruz. Ama bunu bir kader olarak kabul etmiyoruz tabii ki. Her uzun ömürlü olan insanların bu yaşlık sürecini yaşayacağını, bu gerçeği kabul etmiş bir olarak. Derim ki bizlerin sadece bir güzelce, sadece bize uzanacak şefkatli bir eline ihtiyacımız olduğunu ve bunları da çok iyi başaran gruplarımız oluyor Manisa'da. Ve bunların en başında da Sayın Valimizin her özel günlerde ve her bayramlarda bizleri ziyaret etmesi, gerçekten bizleri onur etmesi çok muhteşem bir şey. Kendilerine burada bütün bulunan arkadaşlar ve zaman çok çabuk geçiyor. Sanki daha birkaç gün önce Ramazan bayramı münasebetiyle bir aradaymışız gibi geliyor. Ama iki bayram arasında 2 ay 10 gün bir zaman var. Zaman değişken. Allah'ın uzun ömür verdiği insanlar olarak sizler zamanın ne kadar kıymetli olduğunu, aynı zamanda ne kadar da şükre şayan olduğunu çok iyi biliyor, değerlendiriyorsunuz. Müdür Hanım ve sizler adına teşekkür konuşması yapan çok değerli beyefendi, gerçekten harikulade cümlelerle olayı özetlediler. Haddiz altında bizler artık içinde bulunduğumuz yaş grubu gereği çok fazla kelimelere dökmeden de birbirimizi anlayabilecek durumdayız. Diğer iki, hatta 3 bayramda da ifade etmiştim. Tam adı üzerinde burası bir ev. Burası sizin eviniz. Hem de ne güzel ismiyle müsemma bir huzur evi. Fuzuyla değerli beyefendi ve müdür hanım bizim ziyaretlerimiz için teşekkür ettiler ama asıl biz sizlere teşekkür borçluyuz. Her seferinde söylüyorum. Sizler bizleri evinizde bugün misafir ediyorsunuz. Bayram öyle güzel, bayram sizlerle güzel. Haddiz altında hep söylenir ama genç yaşlarda hayatın o hengamesi içerisinde insan pek farkına varamıyor belki ama böyle yaş ilerleyip geriye baktığımızda
o onca yaşadığımızdan geriye ne kalmış diye şöyle bir yüreklerimizi yokladığımızda anlıyoruz ki hak zaafında gerçekten hayat sadece ve sadece sevgiden ibaret. Bayramlarla bu sevgiyi paylaşabilmemiz ve çoğaltabilmemiz için Allah'ın bize özel lütfettiği fırsatlar, özel günler. Sevgi burada var. Sevgi çapçanlı sizde birlikte. Sevgi sizin hatıralarınızda. Sevgi bizim aradığımız, zaman zaman bulduğumuz, zaman zaman da bulmakta zorlandığımız bir şey. Sizlerin sıcaklığını hissetmek, gözlerinize bakmak, o kısacık tokalaşmalarımızla bile sizin o güzel dileklerinizi, dualarınızı duymak bizlere gerçek anlamda bayramı yaşatıyor. Bundan emin olduk. İnşallah bundan sonraki bayramlarda böyle sevgiyle, duayla hep birlikte geçsin. Bizler, ben ve arkadaşlarım teker teker her birinizin elinden öpüyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki peşinizde böyle bereketli bir ömür var. İnşallah sizlere dokunduğumuz, sizlere gözüne baktığımız, sizleri dinlediğimiz zaman biz sadece sizin hikayeniz değil, koskocaman bir insanlığın hikayesini, onun da ötesinde bu büyük milletin, bu göz ve devletin hikayesini sizlerden alıyoruz, sizlerden dinliyoruz. Sizler sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünya devletleri içerisinde adı anılır, adı geçtiğinde saygı ile bakılır bir pozisyonda. Sarıl bakayım mı? Bakalım.
Düşürme ha. Koyuyorum ha. Ver bakalım, gel ver de öpeyim.